Değerli takipçilerimiz, bugün Naim Tam Yüksel Bey ile birlikteyiz. Kitabı Önce Atana, Sonra Atına Selam Ver. Şöyle kapağını da göstereyim size. Naim Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu ilk kitabınız mıydı Naim? Evet, ilk kitabımız. Evet. Hem sizi biraz tanıyalım, hem de kitabınızı. Naim Tam Yüksel kimdir? Neler yapıyor? Ben aslen Karslıyım. Karslısınız. Evet, Darıca'da oturuyorum. Evet. Yaklaşık 35 senedir Darıca'dayım. Aynı zamanda denizciyim. Öyle mi? Evet. Kars'a da gidip geliyorsunuz. Türkiye dahil dünya üzerinde 45 ülkeyi gezdim bir fiil. Evet. Bu göç konusunda, kitapta da konuları var. Hı-hı. Göç konusunda dünyada böyle kendime göre bir araştırma yaptım. Evet. Neler evet. diye. Efendim, özellikle de Osmanlı sınırlarını, deniz kenarlarını, sınırlarını gezdim her tarafı. Hepsini gezdim. Hepsini gezdim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerinin ne kadar önemli olduğunu, hı-hı. bizim ailemizin de ona ne kadar katkı yaptığını anlatabilmek için gemideyken tasarladığım bir kitaptı. Evet. Gemideki uzun yolculuklarda evet. hem düşündünüz hem yazdınız. Evet. Evet. Gerçekten Osmanlı sınırlarını gezdiğinizde Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar değerli olduğunu, Atatürk'ün ne kadar önemli bir lider olduğunu, evet. dünyayı ne kadar güzel tanıdığını görebiliyorsunuz orada. Evet. Dolayısıyla Kars'ta da gerçekten Cumhuriyet kuruluşuna 40 yıllık eserete rağmen ne kadar önemli, oradaki halk ne kadar önemli katkılar yaptığını bu kitapta göreceksiniz. Peki Osmanlı sınırıyla kastınız bu Akdeniz kıyısındaki tüm işte Afrika, Libya, Tunus vesaire evet, buraları evet, gezdiniz. Evet. Kızıldeniz, Yemen, Umman. Evet. Onların tamamını gezdiniz. Tamamını gezdim. Ve evet. oradaki toplumsal yapıyı çok kötü buluyorsunuz tabii öyle tahmin ediyorum. Haliyle kötü buluyorum. Bir de hani derler ya arka sokakları geziyor musunuz diye. Yani siz detaylı gezdiniz yani, turistik yerleri değil sadece. Arka sokaklarda vatandaşlarla evet. Türkleri nasıl buluyorsunuz, Atatürk'ü nasıl buluyorsunuz diye. Birinci sefer söyledikleri şey, Arap alfabesini ortadan kaldırdı diye eleştiriler var. Evet. Yani, ama o modern dünyayla bütünleşmek için çok doğru bir şeydi bence. Yani evet. iyi ki de yapmış. Evet, iyi ki de yapmış. Yani zaten bizim öz alfabemiz değil, ille kendi evet. alfabemizi kullanacaksa evet. Göktürk alfabesini evet. kullanalım o zaman. Savaşın gerçeklerini yaşayarak yurtta barış, Cihan'da barış ilçesi hı-hı. ne kadar doğru bir cümle, ne kadar evet. yerinde bir şey olduğunu yerinde gördüm yani. Evet, bir fiil. Evet. Onu da etkilenerek tabii. Evet. Ondan, bu duygularla yazılmış. Evet, o duygularla yazılmış. Evet. Biraz içeriğinden biraz daha bahsedelim o zaman. Öyküler de var içinde değil mi? Evet. Yani şimdi 1877 savaşı ile birlikte Kars 40 yıllık bir esarete giriyor. Hı hı. Hatta işte biraz daha geriye gidersek işte Şah İsmail Devleti, Göktürk Devleti, Altın Ordu Devleti falan hep orası arada kalmış savaşlarla. Şey evet. yapmış. Özellikle de son yıllarda Sarıkamış'ta olan 90 bin şehitin hı hı. sonrasında orası Ruslara savaş tazminatı olarak verilmiş. Rus toprağı sayılmış daha doğrusu. Evet, evet, evet. Oradaki geride kalan bizim aile dahi oradaki hı hı. vatandaşın ne çektiğini, neler yaşadığını öyküler altında buraya işte. Kendi ailemi örnek alarak. Evet. Yeni bir çalışmanız var mı Naim Bey? Devam ediyor musunuz yazmaya? Yeni çalışmam var da yani şu anda öyle etkili bir çalışma yok. Yalnız yavaş ilerliyor biraz. Yavaş ilerliyor. Anladım. İşte kadınlar üzerinde bir şeyler çizecek. Evet. Peki bu kitabı yayınlamak yani sizi mutlu etti mi öyle söyleyeyim? İlk kitabınız. Çevrenizden iyi tepkiler aldınız mı? Şimdi çünkü daha yeni sayılır değil evet. mi? Birkaç ay oldu daha yeni. Evet.
bölge insanlarına verdiğimizde bu kitapta herkes kendini bulabiliyor. Ekstradan artı, ya şu köyde de şu olmuştu, şurada da şu olmuştu. Ha, bunu da yazsaydım diyor. Bunu da yazsaydım diyor. O zaman hemen hemen herkese evet. dokunmuşuz diyor, parça parça. Bir de özellikle ben şimdi tavsiye edeceğim, şu kitabı neden okumaları gerektiğini söyleyeceğim bir şey var. Doğu Ekspresi bugün şimdi evet, çok popüler. Şeyde çok popüler, meşhurdur. Özellikle de Çıldır bölgesine gidiyor. Tarihinde Çıldır bölgesi Türk yurdu. Evet. Ve 40 yıllık esarette de yani otonoma benzer, hatta kitabın içerisinde söylüyor, otonoma benzer bir bağımsızlık yaşamış. Urkaç hareketi bugünkü Filistin mücadelesini gibi bir mücadele yapmış. Onları da anlatıyorsunuz. Onları da anlatıyoruz işte. Doğu Ekspresi ile gidenler trende, bunu okuyup daha önceden orada neler olmuş, ne yapılmış, yani bunu okuduklarında nereye gittiklerini, atalarına neden selam vereceklerini, ata neden selam vereceklerini çok iyi anlar. Oradaki ismin de bir anlamı var öyleyse. Yani, evet. Yani oradan. Peki Naim Bey, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni kitabınız da bu minvalde olacak anladığım kadarıyla. Yine kendi bölgenizle ilgili. Kendi bölgemizle ilgili genelde, evet. Yani yaşanmışlıklarımı daha çok aktarıyorsunuz. Aktarmaya evet. çalışacağım. Şimdiden başarılar diliyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bu arada tabii bizim yayıncı Ziya Bey arkadaşımız da bize hakikaten çok faydalı yardımlar oldu, gerekebilir. Demeyeceğiz, estağfurullah. Vazifesi. Yok, gerçekten öyle. Sağ ol. Sokak Yayınları kitap evine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Belki gizli kalmış bir hazineyi meydan ortaya çıkardınız. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Vazifemiz, yani biz de mutluyuz. Güzel bir kitap oldu gerçekten de. Umarım okurlar da beğenir, okurlara ulaşır. İnşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun diyelim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.